Evet, yeleğimizi bebe yünüyle örüyoruz. 3,5 numara şiş kullandık. 86 ilmek başladık. 4 sıra horoşa gittik. Şimdi robanın modeline geçiyoruz. Bunun için önce 8 ilmek düğme bandını örüyoruz. Haroşa olacak. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İki ilmek ters. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bu modelimizin, robo modelimizin kuruluşunu sonuna kadar böyle devam ettireceğiz. Robamıza koyduğumuz modelin arka yüzüne geldik. Yine 8 ilmek ilik bandını ördükten sonra artırdığımız ilmekleri ters yüzünde ters olarak örüyoruz. Aradaki terslerimizi de düz olarak örüyoruz. Yani ters yüzümüzde şimdi bu sıramız 2 düz 2 ters olarak devam edecek. Evet, şimdi yine yeleğimizin robasına devam ediyoruz. Horoşa olarak 8 ilmek düğme bandını örüyoruz. Düğme bandının kenarında bir tane düz ilmeğimiz var. O sona kadar devam edecek. Koyduğumuz modelin araları hep ikişer ilmek ters oluyor. Terslerin yanında artırma işlemini yapıyoruz. Evet, iki tane ters örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Öbür sırada artırdığımız düzlerle 3 sıra olmuş oldu düzlerimiz. 2 ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Yanındakilerde gitgide artırılanlar çoğalacak. Somon rengi yuvarlak, yarım baklava dilimli çocuk yeleği robamızın yapılışını göstermiştik. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Evet, 86 ilmek başladık. 4 sıra horoşa ördük. 4 sıra horoşa ördükten sonra 8 ilmek yine horoşa olarak düğme ve ilik bandını ayırdık. Başlangıcımızı 8 ilmekten sonra 1 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz, bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar iki ilmek ters, bir artırma, bir düz. Bu şekilde iki ters, bir artırma, bir düz, iki ters. Robamız bu şekilde devam ediyor. En sonda bir artırma ve bir düzle
tamamladık. Şimdi her sırada düzlerin yanında hemen iki terslerden sonra birer ilmek artırarak şimdi 8 ilmek artıracağız. Bizim yapacağımız robanın genişliğini o kadar tasarladık. Tabii ki bunu isteyenler daha da fazlalaştırarak yaş grubuna ve kilo grubuna göre robaları genişletebilirler, uzatabilirler ilmek sayılarını çoğaltarak veya boyunu biraz daha fazla örerek. Biz bunda 3,5 numara şiş ve bebeğini kullandık. Devamını göstermeye yine başlayacağız. Şimdi robamızın ters yönündeyiz. Düz yönünden artırmalarımızı yapıyoruz. Aşurlarımızı oluşturuyoruz. Tersinden tersleri ters olarak, düzleri de düz olarak örmeye devam ediyoruz. Burada 8 ilmek zaten ilik yerimiz var, bandımız var. Ön yüzde artırdığımız ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bütün bu yarım baklava dilimli modelimizin arasında iki ters ilmeklerimiz ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak devam ediyor. Evet, şimdi robamızın artırma işlemini tamamladık. Bundan sonra düz ineceğiz. Bunun için de artırmayı bitirdik. Ama burada yarım baklava dilimimizin oluşması için yapılışını göstereceğiz. Yine baştan 8 ilmek düğme için, düğme bandı için ördük. Orada bir ilmek düzümüz bitinceye kadar devam edecek. İki tersimiz var. Burada bir ilmek artırdık ve baklava dilimini oluşturmak için iki ilmek aldık. Ve örgümüze devam ediyoruz. Baklava dilimlerimizin arasında iki tane ters ilmeğimiz vardı.
bunun yanından artırıyorduk. Yine artırıyoruz fakat artırmayı tamamladığımız baklava dilimlerinden tarafa sola doğru 2 ilmek birlikte alıyoruz. Tersten yine tersleri ters olarak, düzleri düz olarak öreceğiz. Burada eksiltirken artırdığımız aşır ilmeklerini arka yüzündeki iki düzlere ilave ederek düz örüyoruz. Baklava dilimlerimizin arasındaki iki tersimizi örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz ve baklava dilimimizi oluşturmak için iki ilmek kesiyoruz. Burada ilmeklerimiz teke düşünceye kadar bu işleme devam edeceğiz. Araları artırdığımız aşurları ters öreceğiz. Öbür yüzden düz. Ön yüzdeki düzlerimiz 1'e düşecek. Arka ön yüzdeki terslerimiz de çoğalmış olacak. Ve baklava dilimi meydana gelecek. Somon rengi çocuk yeleğimizin robasını artık son sırasına geldik. Yani yarım baklava dilimimizi tamamlıyoruz. Burada aralarını ters ördük. Evet, burada baklava diliminin ucunu tek ilmeğe düşürdük ve tamamladık. Yine o aradaki iki ters ilmeklerimiz kesilen ilmeklerin yerine ters örülerek artmış oldu terslerimiz. Düzümüz eksilmiş oldu. Bir ilmek artırıyoruz ve bunun yerine bir ilmek buradan birlikte alarak kesiyoruz. Aralarımız ters olarak örülüyor. Evet, modelimizi tamamlarken bir ilmek artırıyoruz. İki ilmek birden kesiyoruz ve böylece baklava dilimlerimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, 86 ilmekten başladığımız yarım baklava dilimli robamızı tamamladık. Şimdi bunun alt modeline geçmeden önce ve kollarının payını ayırmak için 3 sıra horoşa gideceğiz. Modelimizi ön yüzden tamamladığımız için arka yüzden hep düz olarak örüyoruz artık. Çünkü 3 sıralık horoşamızı tamamlamak için bütün ilmeklerimizi arka yüzden düz olarak, ön yüzden de düz olarak öreceğiz ve horoşamızı oluşturacağız. Tamam. Yarım baklava dilimlerini tamamladık. Şimdi ters yüzünden düz olarak örmeye devam edeceğiz. Ve
Ön yüze geldiğimizde yine düz olarak öreceğiz. 3 sıra horoşa yaptıktan sonra kol paylarını ayırıp ön, arka ve diğer önü birleştirerek beden kısmına geçeceğiz. Evet, robamızın arka kısmını örüyoruz. Arka kısımdan, arka yüzden düz olarak örüyoruz tüm ilmekleri. Ön yüzden de düz olarak öreceğiz ve 3 sıra horoşayı tamamlayarak robamızı bitirmiş olacağız. ...86 ilmekten başladığımız yarım baklava dilimli robamızı tamamladık. Ve bunu şimdi bitirdikten sonra 4 sıra horoşa gittik. Buna herkes istediği modeli uygulayabilir. Bunun için biraz büyükçe bir roba yaptık. Çocukların çok çabuk büyüdüğünü düşünerek birazca büyük olmasını istedik. Ve bu 4-5 yaşlarındaki çocukların yelek robaları olabilir. Robamızı tamamladık. Ve sonra bunun önlerine kollarının paylarını ayırdık. Önler 43 ilmek, kollar 55 ilmek kestik. Arkamız 81 ilmek, yine diğer kolumuz 55 ilmek kestik. Ve diğer önümüz 43 ilmek. Tabii düğme ve ilik paylarımız da 8'er ilmek. Biz 12'şer sıra, yani 12 sıra horoşa yaptıktan sonra iliklerimizi koyduk. Şimdi modelimizi koymadan önce tersinden ters olarak örüyoruz. Evet, 81 ilmek arkayı da ördük. Geçeceğiz. 43 ilmek ön payımız var. 8 ilmek de düğme payımız, bandımız var. Bunu tamamladıktan sonra model kurmaya geçeceğiz. Onu anlatacağız. Şimdi yarım baklava dilimli robamızı tamamladık. 4 sıra horoşa gittikten sonra kollarımızı ayırdık.
42 ilmek önlerimize ayırdık. 55 ilmek de kollarımıza ayırmıştık. Arkamız 81 ilmek kalmıştı. Biz dönüşte buradan koltuk altları rahat olsun diye 5'er ilmek daha atmıştık. Şimdi bu 5 ilmekleri biraz şey olması için, düzgün durması için bir sıra daha gittik geldik. Ve şimdi modelimizi koyacağız. Bu model içinde sade ve basit bir model düşündük. Çünkü robamızı gölgede bırakmasın diye. Bunun için deniz dalgası veya buzlu cam olarak geçiyor. Bir düz örüyoruz. Bir ilmek tersten alttan alıyoruz. Yani ilmeğin bir sırasını boşa çıkarmış oluyoruz. Bir düz alıyoruz. Bir ilmek alttan ters örüyoruz. Bir ilmek düz. Bir ilmek alttan ters örüyoruz. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek alttan ters alıyoruz ve bir sıramız boşa çıkmış oluyor, sökülmüş oluyor. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak gidiyor modelimiz. Evet, şimdi yeleğimizin robasını tamamladık ve model koymaya başlamıştık. Biz bu modeli 3 sırada bir koyuyoruz. Onun için biz 3 sıra kolumuzu ayırdıktan sonra, kestikten sonra 3 sıra gidip geldik ve modelimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi ikinci sırasına geliyoruz. Bu arada düğme ve ilik bandımızın yanındaki bir sırayı düz olarak aşağıya kadar devam ettiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz ama tersimizi bir alt ilmekten alıyoruz. Bir düz, bir ters. Modelimizin adı deniz dalgası veya buzlu cam olarak herkes kendine göre değişik bir isim koymuş. Biz de deniz dalgası olarak yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Terslerimizi alttan alıyoruz ve ilmeğimizin bir sırası sökülmüş oluyor. Somon rengi kız çocuk yeleğimizin 86 ilmek başladık. Biz bunun için 2 yumak ve 3,5 numara şiş kullanmıştık. Ama 2 yumak yetmedi. 3. yumaktan da biraz ilave ettik. Çünkü yeleğimizi biraz büyük yaptık. 2,5-3 yaşındaki çocuklara da olsun diye. 86 ilmeği başlayıp poroşasını ördükten sonra 1 ilmek düz ördük. 2 ilmek ters ördük. 1 artırdık. 1 düz ördük. 2 ilmek ters ördük. 1 ilmek artırıp 1 ilmek düz örerek bu yarım baklava dilimlerimizi 9 ilmek artırdık. Artırma işlemimiz bittikten sonra 1 ilmek artırıp 1 ilmek keserek aşur işlemimize
devam ettik ve yarım baklava dilimimiz tamamlandıktan sonra 4 sıra horoşa gittik. Horoşadan sonra 55 ilmek kol bandını kestik. Önlerimiz 43'er ilmek, arkamız 81 ilmek kaldı. Düğme ve ilik bandımız 8'er ilmek. Her 3 sırada ilk iliğimizi açıyoruz. Ondan sonra 12'şer sıra arayla diğer iliklerimizi açtık ve bizim 7 tane iliğimiz oldu. Arka ve önlerin örümüne geçtiğimizde 3 sıra düzü düzden, tersi ters yüzden ördükten sonra modelimizi geçtik ve istediğimiz boya ulaştıktan sonra da 5 sıra horoşa ördük etek boyunda. Şimdi keserek yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimi etek kısmını bir düz bir ters örerek kesme işlemimi yapıyorum. Bir düz bir ters. Tabii bu modeli herkes istediği şekilde düz olarak da kesebilir. Ben kollarını öyle kestiğim için etek boyunu da aynı şekilde kesiyorum. ...84 ilmek başladığımız kız çocuk yeleğimizi tamamladık. 4 sıra horoşa ördük. 8'er ilmek ilik ve düğme payı ayırdık. Sonra 9 sıra artırdık. Bu arada bir düz, iki ters, bir artırma, bir düz. Araları iki ters giderek artırmalar, böyle yarım baklava dilimleri 9 sıradan sonra hem artırdık hem eksilttik ki ajurlarımız devam etsin diye. Ve sonra baklava dilimleri tamamlanınca 4 sıra horoşa gittik. Horoşadan sonra 55'er ilmek kollarımızı kestik. 43 ilmek önlerde kaldı. 81 ilmek de arkada kaldı. İliklerimizin arasını 12 horoşadan sonra, sıradan sonra koyduk. Modelimizin üstü görünsün diye altını düz bir model seçtik. Buna deniz dalgası veya buzlu cam adı veriliyor. Bu modelimizi tamamladık ve 5 sıra horoşa alt lastiğini yaparak tamamladık. Biraz büyük yaptık. 2,5-3 yaşlarındaki çocuklara olabilir. Ama 2 yumak demiştik. 3,5 numara şişle ördük bebe yünü. Tabii iplerin markalarına göre ipleri de farklı ölçülerde uzunlukta çıktığı için 2 yumağım yetmedi. Ben alttan lastikle 2 sırasına 3. yumaktan kullandım. Çıkaracağız onu.